Nasıl anlatsam? Ben anlatamıyorum ki. Çok zor bir durum. Trakeostomiden dolayı hani ölümle kalım arasında bir bebek. Cam parçası evladının hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluğu ve acıyı kelimelere dökemiyor. Minik yavrusu engelli doğdu. Nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Normal yollardan beslenemiyor. Bebeğinin yaşama tutunabilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama Birçok şeye ihtiyacımız var. Yani bir çocuğumuz daha var. Evladına yetememek çok farklı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Tuğla ailesinin 8 aylık bebekleri Baybars İlber'e Pierre Robin teşhisi konuldu. Minik İlber ağzından boru sonda yardımıyla beslenebiliyor. Beslenme sondası ile OG ile günde işte 8 defa midesine hortum salıyoruz. O şekilde besliyoruz. Başka türlü hiçbir şekilde yutkunamıyor. Yani ağzına bir şey kaçsa boğulur ölür. Bu kadar basit. İlber bebek çenesi çok geride ve damağı yarık olduğu için dilini yutma tehlikesiyle nefes almakta güçlük çekiyor. Trakeostomi yani nefes alma deliği sayesinde yaşama tutundu. Kalbinde problem olduğu için ya böyle çocuk morarıyor. O an elinden hiçbir şey gelmiyor. Takarken. Gırtlağına sondayı sokuyorsun. Nefes alamıyor. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Yani çaresizliğin ne demek olduğunu öyle bir anlatıyor ki. Ne desek boş. Bebeklerinin ameliyat ve aylık 8 bin lirayı bulan medikal masraflarını karşılayamadığı için aile zor günler yaşıyor. Normal devlet memuru geliriyle biz bu bebeğe yetemiyoruz. Yetmedik. Olmadı. Yani şöyle anlatayım. Benim aylık medikal masrafım 8 bin lira. İmzalı ve kaşelidir bu. 8 bin lira ve biz bunu karşılayamadık. Biz karşılayamadık. Masraflarından kısmaya çalıştık. Zatürre oldu. 20 gün hastanede yattık. Tuğla ailesi minik bedenine rağmen zatüre ve kalp krizi gibi ağır hastalıkları atlatan bebeklerinin sağlığına kavuşması için yardım bekliyor. Sondalarını devlet karşılamıyor. Ben aylık neredeyse hani 1000-1200 tane sonda kullanıyorum. Aspirasyon sondası ve beslenme sondası. Bunlar karşılanmıyor. Medikal masrafları karşılanmıyor. Masraflar çok yüksek. Yani yoğun bakım ortamında bu çocuğun bakılması gerekiyor evde. Mikrop almaması için, işte bir şey kapmaması için. O kadar hassas bir bebek ki. Devletin bize sahip çıkması, bebeğe sahip çıkması gerekiyor. Anne Esra Tuğla, çocuğunun sağlığına kavuşması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Yapılacak ameliyatlarla çenesinin düzeltilerek gırtlağa kaçan dili bu sayede geri çıkarılabileceğini belirtti. Bebeğinin birçok sağlık sorunu olduğunu ama ilk önce normal yollardan yemek yiyebilmesi gerektiğini vurguladı. Kaşla göz arası her şey. Hani bu ince pamuk ipliği. Sağlığına kavuşmasını istiyorum. Sağlığına kavuşmasa bile çok iyi bakabilmek istiyorum. Her anne baba bunu ister ama özel bebekler, hasta çocuklar, her anne baba en iyi şekilde bakılmasını ister. Baybars İlber Tuğla'nın tedavi masrafları için Sakarya Valiliği'nin izniyle bağış hesabı açıldı. Vakıfbank Yenikent Sakarya Şubesi IBAN TR 47 çift 001 50 01 58 çift 0 73 08 44 50 84 yasal bağış hesap numarasına yardımda bulunulabiliyor.